Daniel. Göbekli Tepe, dünyada şu ana dek bulunmuş en eski yerleşim merkezi. Bu yapının yanında Mısır piramitleri bile yeni kalıyor. Piramitlerden tam 7500 yıl, Stone Age'den ise 7000 yıl önce yapıldığı kanıtlanmış bu yapı, tarih derslerindeki buzul çağı sonrası ve avcı toplayıcılar olarak bildiğimiz dönemin yeniden yazılmasına neden oluyor. Tarih değişiyor. Göbekli Tepe'de öğrenilen sıra dışı bilgiler. Çalışmalar sırasında 12 bin yaşında bir heykelin ortadan kaybolması. Yapının içerisinde gerçekleşen akıl almaz olaylar. 20 yıl kazı başkanlığını yürütmüş olan Profesör Doktor Klaus Schmidt'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi. Balıkesir'de bulunup yurt dışına kaçırılan 24 santimlik küçük bir taş heykelin tam 14,5 milyon dolara satılmış olması. Ve daha birçok bilinmeyen yönüyle Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'ye bambaşka bir açıdan bakmaya hazır mısınız? Videomuza başlamadan önce sizler için kazı alanlarına giderek incelemeler yaptığımız diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdi sizler için yeni durağımız Göbekli Tepe. Nimo ile beraber yaptığımız yolculuğumuza Göbekli Tepe durağındayız. Daha önce Nemrut'taydık biliyorsunuz. Nemrut'ta Karakuş Tümünüsü'nü gezmiştik. Şimdi de sıra Göbekli Tepe'de. Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık 22 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında Göbekli Tepe'deyiz. Yolculuğumuza en az Göbekli Tepe'nin kendisi kadar sıra dışı olan bulunma hikayesiyle başlayalım. Şanlıurfa'nın Öğrencik Köyü'ndeki tarlalarını süren İbrahim ve Şavak Yıldız kardeşler tarlalarını sürerken aniden traktörün çapasına takılan taşı almak için traktörlerinden inerler. Bu taşın sıradan bir taş olmadığını ve çok güzel oymalar ile şekillendirildiğini gören kardeşler bu taşı müzeye götürmeye karar verirler. At arabalarına binerek müzeye doğru yola çıkan iki kardeş müzeye vardıklarında müzeden bu taşın bir kireç taşı olduğunu, isterlerse geri götürebileceklerini, tarihi bir değerinin olmadığını söylenmesi üzerine "Biz bu taşı tarlamızda bulduk ve onca yolu bu taşı size getirmek için geldik. Taşı isterseniz alın, istemezseniz de biz buradan çıkınca taşı uygun bir yere atarız," derler. Bunun üzerine durumdan daha da şüphelenen müdür, taşı iki kardeşten alarak müzede kaderlerini bekleyecekleri bir kenara koyar. Aradan geçen 4-5 yılın ardından müzeyi gezen Alman arkeologlardan bazıları bu taşı görür ve bu taşın bulunduğu alana onları birinin götürüp götüremeyeceğini sorar. Arkeologların taşın bulunduğu bölgeye götürülmesinin ardından alanın önemi kısa sürede anlaşılır ve dünya tarihini kökünden değiştirecek olan keşif böylelikle başlamış olur. Profesör Doktor Klaus Schmidt ve arkadaşları boyları 3 ila 6 metre arasında değişen T biçiminde şekillendirilmiş bu taşların bir tür insan figürü olduğunu düşünüyorlar. Bunun en önemli nedeni ise T biçimindeki bu taşların orta kısımları ve kenarlarında el ve kol tasvirlerinin olmasıdır. Göbekli Tepe, günümüzden 11 bin yıl öncesine tarihlenen avcı toplayıcı insanların yarattığı bir kült merkezidir. Arkeolojik araştırmalar tarihinde Neolitik dönem için düşünülen model ve teorileri alt üst eden Göbekli Tepe, törensel alanların yanı sıra üzerlerindeki kabartmalı bitki ve hayvan figürlerinin de olduğu dikili taşların yer aldığı sıra dışı bir yapıdır.
Arkeolojik araştırmalar, Neolitik dönemde yaşayan avcı toplayıcıların küçük gruplar halinde yaşamış, belirli bir dil geliştirememiş ve organize hareket edemeyen göçebe hayatı yaşayan mağara insanları olduğunu gösteriyordu. Fakat Göbekli Tepe'nin keşfi, bizi organize olabilmiş bir toplumun bilim ve sanat eşliğinde inşa edilmiş sarsıcı yapısıyla karşılıyor. Birbirinden güzel kabartmalar ve üç boyutlu heykellerin yanı sıra mimari olarak yaptıkları yapıda bilim ve akıl doludur. Yaklaşık 60 ton ağırlığında boyları 3 ila 6 metre arasında değişen sütunların dik bir biçimde durabilmesi için alt kaidelerin bu basınca ve yüke dayanabilecek bir taş türünden yontulması gerektiğini bilmeleri dışında kaidelerin ağırlığını ana zemine yayabilmesi için hangi büyüklükte kesilmesi gerektiğinin de farkındaydılar. Şimdiye kadar Göbekli Tepe'de 6 tapınak alanı ortaya çıkartılmıştır ve bölgede en az 20 kadar daha tapınak olduğu tahmin edilmektedir. Göbeklitepe'de kazı alanına yukarıdan bakıyoruz şu anda. Birazdan aşağı doğru geçeceğiz. Fakat çevreyi de görmenizi istiyoruz. Gerçekten çok güzel bir alan ve çok bakir bir alan. Burası da bir mezar alanı. Halk tarafından Göbekli Yatır olarak bilinen bu nokta, buradaki ana alanın üstü binlerce yıl önce kapatılmış olmasına rağmen nesilden nesile bir şekilde aktarılabilmiştir. Göbekli Tepe, öncelikle burada bulunan yatıra adını veriyor, ardından kalıntıların keşfi ve alanın arkeolojik kazıları açılması sonucu yatır, ödünç aldığı o ismi Göbekli Tepe'ye yeniden iade etmiş oluyor. Bu araştırmalarımız sırasında kazı ve kazı güvenliği ile ilgili çok ilginç bilgiler edindik. Göbekli Tepe'de geçtiğimiz yıllarda çalınan 12.000 yaşında bir heykelin ortadan kaybolmasının ardından ne yazılan kazı raporlarında konuyla ilgili detaylı bir bilgilendirme yapılmıştı, ne de heykelin akıbeti ile ilgili bir bilgi vardı. Hemen bu konuyu şununla birleştirmek istiyorum. Bir yanda Balıkesir'de bulunan yıldız avcısı Amerika'ya kaçırılarak 14,5 milyon dolara satılıyor ve bu 14,5 milyon dolara satılan heykel tam 5000 yaşındaydı. Oysa Göbekli Tepe'de kaybolan heykel tam 12.000 yaşında. Yani 14,5 milyon dolara satılan heykelden 7000 yıl daha eski. Peki bu durumdan sorumlu tutulan firmaya ve kayıp heykele ne mi oldu? Bu olay sonrasında kazı raporlarından öğrendiğimiz kadarıyla kazı alanında görevli olan firmaya kesilen 150.000 TL'lik bir para cezası mevcut. Heykelin akıbeti ise hala bir sır. Klaus Schmidt kimdir? Klaus Schmidt 1953 yılında Almanya'da doğdu. 1974 ve 1983 yılları arasında Heidelberg Üniversitesi'nde yakın tarih, klasik arkeoloji ve jeoloji alanlarında eğitim aldı. Öğrencilik yıllarından itibaren Almanya, Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün'de çeşitli arkeoloji projelerinde yer aldı. 1978 ve 1979 yıllarında
Elazığ Müzesi'nde Norşun Tepe kazısı malzemesi üzerinde yaptığı buluntu çalışmalarını doktora tezi yapan Dr. Schmidt, 1983'te Heidelberg Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayıp Nürnberg Üniversitesi'nde ise doçentlik ünvanını aldı. 1978'den itibaren Türkiye'de Norşun Tepe, Liderhöyük, Nevaliçori kazılarında ekip üyesi olarak görev aldı. En önemli çalışması UNESCO Dünya Mirasları listesinde de yer alan Göbekli Tepe'nin gün ışığına çıkarılmasıdır. Evet, az önce Göbekli Tepe gezimizi de bitirdik. Şu anda dönüş yoluna doğru geçiyoruz. Belki, gerçi otobüsü kaçırdık sanırım değil mi? Kaçırdık. Muhtemelen bugün burada bir kamp atacağız. Evet, internette biraz sıkıntı var. Yoksa canlı yayın da yapabiliriz. Evet. Ama olur da internetin net çektiği bir yeri yakalayabilirsek, ki burada biraz dağ başında o da zor görünüyor. Ama canlı yayın yapabiliriz. Evet, şu an çok güzel bir manzara var. Göbekli Tepe gerçekten çok güzel. Araçsız gelecekler için günde sadece 2 sefer geliş ve 2 sefer gidiş var. Burası dünyanın gerçekten şimdilik sıfır noktası. Yarın yeni bulgular neyi doğurur bilmiyoruz. Ama şu anda Göbekli Tepe dünyanın sıfır noktasıdır. Ve en eski tarihine sahiptir. Mısır piramitlerinden tam 7500 ve Stone Age'den yaklaşık 7000 yıl önce yapılmış bir yapıdır. Konuyla ilgili özel olan araştırmalarımızı da sizle paylaşarak Göbekli Tepe'nin aslında ne kadar ilginç bir yer olduğunu sizlere bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.